Merhaba. Bu videoyu çektiğim 20 Kasım, şu an itibariyle benim doğum günüm. Ama sizin bu videoyu izlediğiniz 24 Kasım pazar günü de benim doğum günümmüş gibi gelecek büyük ihtimalle. Çünkü asıl kutlamayı o zaman yapacağız. An itibariyle 20 ile 30'un tam ortasında değilim artık ve 30'a daha yakınım ve bilmiyorum, bazen ölüme biraz daha yaklaşmayı her yıl kutluyor oluşumuz garip gelse de bu düşünceleri def edip olsun bugün benim günüm falan diye kendimi gazlıyorum. Ve büyük ihtimalle benimle aynı günde olmuş milyonlarca insanın da günü. Bugün pek bir şey yapmayacağım. Aşırı üşendiğim bir şey var. Aslında gitmeyecektim ama bunlar hep birbirini besleyen şeyler oldukları için gideceğim. B12 iğnesi vurdurmaya gideceğim. Sonra Ecma ile birlikte Nişantaşı'na gideceğiz. Orada Sude ile buluşacağız. Akşam da oradan Beşiktaş'a geçeceğim ve Ceyhun'a yemek yiyeceğiz. Doğum günü yemeği. Ama esnaf lokantasında. Biz de böyle bir çiftiz. Size bir süredir hayatımdaki gelişmelerden bahsedemiyorum çünkü vlog pek çekmiyorum. Ama bugün o gün. Öncelikle böyle sandalyeler aldık. Letgo'dan aldık bunları. İkisini 120 liraya aldık. Bence bayağı iyi. Bunları dükkana koymak için aldık ama ortada dükkan yok. Çünkü uygun fiyatlı bir dükkan bulamıyoruz çiçek işimiz için. O yüzden bizim evin salonunda duruyorlar şu an. Dün gece Ceyhun 12'ye 10 kala bunlarla çaldı kapıyı. Dışarı çıkmıştı ders çalışmak için. Şeboy benim en sevdiğim çiçek. Çünkü hem çok güzel kokuyor hem de bana çocukluğumu hatırlatıyor. Dedemin boy boy şeboyları vardı bahçemizde, eski evimizde. Artık bahçeli ev pek bulunmuyor ne yazık ki. Bu arada biri size çiçek aldığında, şöyle göstereyim. Çiçekleri o kağıdından çıkarın ve böyle verevine kesin uçlarını ki çiçeğin su almak için daha çok yüzeyi olsun ve suya değen bir yaprak olmadığına da dikkat edin. Eğer aşağılarda yapraklar varsa onları temizleyin. Bir de çiçekçinizden çiçek besini isteyin suya karıştırmak için. Böylelikle çiçekleriniz çok daha uzun süre dayanır. Ve şu an evin içi mis gibi kokuyor. Eve geldim, iğnemi olamadım. Çünkü iğnemi yapacak olan kişi öğle yemeğindeymiş ve bir saat onu beklemem gerekiyordu. Ben de bir saat bekleyemezdim, o yüzden eve geri geldim. Şimdi yemek söyledim, onu bekliyorum. Bu esnada biraz Avlu izleyeceğim. Rick and Morty'nin yeni sezonu çıktı ama ben Avlu izlemeyi bırakamadığım için izleyemedim Rick and Morty'yi. Şimdi diyorum ki yemek yerken böyle bir yıl değerlendirmesi yapalım. Unexpected mukbang. Tek kişi mukbang yapmak saçma çünkü sen yerken diğeri konuşur. O yerken sen konuşursun ama böyle hem yiyip hep konuşmak olmuyor. Neyse bu yıl geçirdiğim zor yıllardan biriydi aslında. Ceyhun evleneli bir yıl oldu. Bir yılı geçti. Bilmiyorum, zamanın bu kadar hızlı geçmesi beni çok endişelendiriyor. 65 yaşıma geldiğimde de geriye dönüp oha nasıl geçti hayatım hiç anlamadım diyeceğimi bilmek. Hani bu bir tahmin değil aslında, bu böyle olacak eminim. Biraz korkutucu. Bu yıl hayatımda geçirdiğim en ağır krizleri geçirdim. Psikolojik olarak. Ama toparlandım. Kendi kendime yapabilmeme bayağı şaşırdım ama iyiyim ilginç bir şekilde. Ceyhun'a demiştim ki kendimi düşünerek nasıl delirtebiliyorsam aynı zamanda düşünerek yine düzeltebiliyorum. Bu yıl hayatımda kendimi hissetmediğim kadar bitkin, yorgun ve enerjisiz hissettim. Bunun sebebi şu, B12 eksikliğimi bilmiyorum ama bir insanın evden dışarı çıkmak için kendini bu kadar zorlamasının gerekmesi saçma yani, bu kadar olmamalı. Eskiden olsa bunu kırmaya çalışmazdım mesela. Şu an gerçekten olduğum şeyden nefret ettiğim zaman hayır ben bunu istemiyorum ve inanılmaz zor gelse de üzerine gideceğim yani diyebiliyorum. Bazen diyemiyorum ama çoğunlukla diyorum. Bu yıl çok kilo aldım. Artık minik ve tatlı olmayan bir göbeğim var. Hayatımın hiçbir döneminde göbeğim olmamıştı gerçekten. Sanırım metabolizmam artık bir şeylerle o kadar da hızlı baş edemiyor. Belki yıl bitmeden spora bile başlarım. Bu yıl arkadaşlık konusunu revize ettim kafamda. Birini sevdiğim an onu direkt en yakın arkadaşım yapma isteğiyle yanıp sönüyordum. Niye bilmiyorum. Hastalık gibi bir şey yani. Ama insanın en yakın arkadaşı olmayan arkadaşlarının da olabileceğini, böyle ayda yılda bir buluşup yine güzel vakit geçirebileceğin, insanların da hayatında olabileceğini kabullendim. Bu yıl ciddi anlamda kendimi kötü yorumlara kapatmayı öğrendim. Senin tanışsan sevmeyeceğin insanların
seni sevmemesi bir problem olmamalı. Bir insan ya da en azından ben kötü yorum okuduğumda sanki o kötü yorum işte çok harika bir insan yazmış gibi bir psikolojiye giriyordum saçma bir şekilde. Artık öyle düşünmüyorum. Bana bazen diyorsunuz ya işte DM falan atıyorsunuz. Farkın olmasam da işte çok yardımcı oldun bana. İşte bir sürü güzel şey diyorsunuz falan. Aynı şeyi bu yıl ben de çok fazla yaşadım. Kendimi kötü hissettiğim zamanları paylaşma konusunda artık biraz daha açığım. Ve ben paylaştıkça sizden aldığım geri dönüşler o kadar iyi geliyor ki bana. Yani birinin sadece kastederek seni anlıyorum demesinin bile insana ne kadar iyi geldiğini fark ettim sizin sayenizde. Yani kişisel deneyimlerinizi paylaşmanız, kendimi yalnız hissetmiyorum demeniz. Bunlar bana da çok iyi geliyor ve bunun için de teşekkür ederim size. Ceyhun'la evli olarak geçirdiğim ikinci doğum günüm. Buffy ile ilk doğum günüm. Değil mi Buffy? Yemeğim iyice soğudu. Onu bitireyim de. Sonra hazırlanırız. Selam. Bugün de Basic'ten şaşmadık çok şükür. Şimdi Buffy'yi çıkaracağım. Ondan sonra eve gelip hemen çıkmam gerekiyor. Çünkü geç kaldım her zamanki gibi. Şaşırdık mı? Hayır. Dışarı mı çıkmak istiyorsun? Aşkım. Aşkım. Yürü eve. Eve. Aferin. Paytak ya. Yürü. Anneciğim ya, ağzını da açtı. Bir tane Volkswagen Polo istiyorum. Ama ikinci elleri bile o kadar pahalı ki. Ucuz ve iyi kalitede bir araba önerir misiniz bana? Bu benim motorum mu ya gelen? Ben Nişantaşı'na geldim. Bir şey diyeceğim, Nişantaşı çok kalabalık. Çok fazla insan var. Bizim orada bu kadar insan yok. O yüzden bu kadar utanmıyorum video çekerken. Neyse, Nişantaşı'ndaki kafeler çok güzel, bayağı güzel. İç mimari olarak da güzel yani. O yüzden her köşede fotoğraf çeken birini görüyorum ve bu beni çok eğlendiriyor. Çünkü kendimi yalnız hissetmiyorum. Elimde kamerayla sokaktayım. Yemedim. Aa, hatırladım, evet, doğru yoldayım. Ne konuşuyorsunuz, gizli mi? Evet. Bence yakışmış. Karnım o kadar şişti, pantolonumun düğmesini açtı. Bunu hepimiz yapıyoruz. Saklamanın manası yok. Peki Sude alkış küs müyüz? Belki evet, belki hayır. Asla bilemeyeceksiniz. Evet. Sude alkışla küs müyüz mü? Herkes diyorlar ki Sude alkışla küs müsünüz? Ben de diyorum ki evet. Ben artık birazcık yoğun bir insan ve iş kadını olduğum için tatlım. Boş yapıyorum da. Evet. Bu arada boş yapmıyorum şu an. Bir karar var. Ya yapmak istediğim çok fazla şey olduğu için kimseye vakit ayırmıyorum. Sadece şu an hayatımda Özgür'le görüşüyor olabilirim. Vallahi ayırmak istediğini ayırıyorsun Sude alkış. Kimi ayırıyorum? Bilemiyorum ben. Storyler, fotoğraflar görüyorum gece yani. Gece birden sonra Yiğit ve Berkay ile vakit geçiriyorum. Biz doğum günü kutlamalıyız. Diyor ki tuvalete gidecektim. Böyle anlatayım. Tuvalete gideceğim ben diyorum. Diyor ki gitme. Tuvalet çok kokuyor. Şey yapabilir çünkü arkasında pasta var. Şurada. Evet. Bir dilek dileyelim lütfen. İyi ki doğdum. İyi ki doğdum. Evet. Güzel tadı. Uzun zamandır görüşememiştik ve nasip oldu ki doğum gününde görüştük. Ve sana küçük bir sürpriz yapabilme şansına eriştim bugün de. Teşekkür ederim. Peki tuvalete gidebilirim. Garson biraz tuvalet kötü kokuyor. Yalanıma bozuldu. Bunu fark eden var mı? Kötü olmuş biraz. Biraz kötü olmuş biraz dedi. Bağırarak tekrar etmemizin de hiçbir yararı olmadı yani. Olmadı. Bir dedin ya hani ben bir insana bağlı. Doğum günü kutlu olsun Tuba. Elim takip.
Yok, çektiğimi unuttum. Ne yapacağız? Çekimi bekliyorum. Tıkıntı herhalde. Yemek yemeyi çok sevdim. Ne yapacağım ben? Bir şey. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya geçerken adam diyor ki tek misin sen? Heyecanlıyım ki yok ya arkadaşın yanına geçiyoruz. Arkadaşın ne var kanki? Kabız olun. Ben bunu yapmayı öğrenirim. Her geldiğimde böyle diyorum. Sonra unutuyorum. Beşiktaş'ı özledin mi? Ben pek sevmiyorum işte. Ben de sevmiyorum. Ben Beşiktaş'ta yaşadım 1,5 yıl. Ben de okudum 1 yıl. Yıllık o zamanlar Beşiktaş'taydı. Lütfen sadece kağıt para girişi yapın. Kart yüklemeniz gerçekleşti. Öyle değil. Kartınızı alandan çık, kart yüklemeniz gerçekleşti. Bana basar mısın? Her zaman. Ver. Göster bak. Bilin onun arasında Ceylin'e ne kadar benziyor. 11 bence. Ölmüşler mi onu? Çekim yapmak yasak mı? Söyle bakayım. Evimiz şu an hiç istediğim gibi değil. Hı, ne istiyorsun? Evimizi yenilemek istiyorum ama başka bir evle yenilemek istiyorum. Sen direkt şey istiyorsun o zaman. Mortgage kredisine girmek istiyorsun. Evet. Çok doğru. H&M'dan alışveriş yapmak istiyorum. Tıpkı Damla Altun gibi. Nasıl ev değiştirip ev alışveriş yapmak istiyorum. Damla Altun gibi. Damla Altun gibi. Biraz alışveriş yaptık. Eve gidince anlatırım neler aldığımı ve bu şapkanın macerasını elektrikli su getirdim. Buffy'nin ilk atağını senin üzerine bırakıyorum. Aa, bana geldi. Ya seni yerim aşkım benim. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Ay. Miniso'dan böyle atıştırmalıklar aldık. Bunlardan geçen sene falan almıştık. Ceylin çok sevmişti. Ananaslısı, şeftalisi, çileklisi falan vardı. Bu elmalısı bir tek bu kalmış. Bundan aldık Ceylin'e. Böyle bir makyaj çantası aldım. Bir makyaj çantam yoktu güzel. 30 liraydı bu galiba. Şapkamı Penti'den aldım. Şöyle oldu. Önce Pull&Bear'da gördüm bu şapkanın aynısını. Ve 90 liraydı dedim. 90 lira çok pahalı yani alamam. Sonra Penti'ye girdim. Penti'den şey alacaktım. Bu göğüs ucu gizleyicilerden alacaktım. Tam böyle onu satın aldım. Böyle gözüm kenara kaydı. Bu şapka bir tane kalmış. Şimdi fiyatına bir bakayım. 59 liraydı. Ben de aldım. Ve 30 lirada kardayım. Sonra yine Pull&Bear'dan bunu Ceylin çok beğendi. Ya ben de beğendim de büyük ihtimalle o kadar beğenmese almazdım çünkü biraz pahalı. 169.95. Ne deniyor ki bu kumaşa? Süet desen değil, nubuk mu deniyor? Saçma. Kaygan ama aynı zamanda da yumuşak. Bilmiyorum, güzel bir kumaşı var. Bayağı retro duruyor. Şunu çıkarayım artık. Şimdi biraz oje alışveriş yaptım. Biraz oje. Ama biraz gereksiz fazla bir oje alışveriş yaptım. Ama böyle toplu oje alışverişlerini çok sık yapmıyorum. O yüzden bence makul. Şimdi Biolist'leri göstereyim bence. Biolist'ten çok oje almışım. En çok Biolist'in ojelerini seviyorum son zamanlarda. Ya bunlar hiç görünmeyecek. O yüzden fotoğraflarını koyarım gün ışığında çekilmiş. Bunun ismi Iridescent. İçinde böyle flake denen glitter parçacıklar var. Ben böyle ojeleri çok seviyorum. Klasik galaksi rengi. Zaten sürekli alıyorum. Bittikçe alıyorum. Yine Chocolate Milk'i sürekli kullandığım bir oje. Chocolate Milk'e ton olarak çok benzeyen ama içerisinde sedef olan bir oje buldum. Rose Gold'muş ismi. Çok hoşuma gitti. Biraz böyle sedefli ojeler bana yaşlı ojesi gibi geliyor ama yine de parlak şeylere karşı koyamıyorum. Böyle temiz bir renk aldım. Neutral'mış ismi. Ne kadar opak olur bilemiyorum ama çok temiz duruyor. Çok hoşuma gitti. Biolist'in Speed It Top Coat'u bu. Gerçekten çok kalın yapılı ve gerçekten çok çabuk kurutan ve ojeyi de çok güzel koruyan bir top coat. Pastelden de 3 tane oje aldım. Bu böyle pastel bir mavi, içinde grilik de barındıran çok çok güzel bir renk. 246 numaraymış. Bir tane lila oje aldım tabii ki. Pastelin lila ojesi hiç bende yoktu sanırım. Ben
Flormar'ın Lila ojelerini kullanıyorum genelde. Bu da Flormar Full Color'dan. Lila olan 248. Bir de pastelden 278 numaralı böyle bir oje aldım. Bu bronz simli, parlak, değişik bir oje. Hoşuma gitti. Küçük bir doğum günü hediyeleri bütünü aldım kendime bugün. Bu şapkayı çok güzel oldu. Biraz şoför Nebahat vibe'ı yok değil. Sevdiğim insanları gördüm. Kendime iyi davrandığım bir gün geçirdim. Umarım size izlerken keyif almışsınızdır. Bu ojeyle çantamın aynı renk olması. Birebir aynı renk. Birebir. Neyse dikkatim dağıldı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.